düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler, haysiyetsizler. Allah'ın izniyle bu millete aşamayacaksınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Mariupol'de insani koridora izin verdi. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi girişimleri sonuç veriyor. Barış her geçen gün daha da olası bir hal alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Putin'le görüşmesinde Mariupol kentindeki sivil Ukraynalı ve yabancı vatandaşların tahliyesi için insani koridor kurulmasını talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu talebi yanıt buldu. Rusya Savunma Bakanlığı Mariupol'de sivil Ukraynalı ve yabancı vatandaşların tahliyesi için insani koridor açıldığını duyurdu. Açıklamada kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'den talebi doğrultusunda alındığı belirtildi. Karar sonrası 3 Nisan 2022'de Moskova saatiyle 00'dan itibaren Mariupol'dan Bertiyansk'a insani koridor açıldı. Yabancı vatandaşların Bertiyansk'tan da ister Ukrayna'nın kontrolündeki bölgelere isterse Rusya'nın kontrolündeki Kırım'a gidebilecekleri aktarıldı. Öte yandan Türkiye, savaşa taraf liderlerin ikili görüşmesi için de çaba harcıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olunduğunun altını çiziyor. Ukrayna tarafı duruma sıcak bakıyor. Müzakerecilerden biri konuya ilişkin açıklamasında, Zelenski-Putin görüşmesinin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak ifadelerini kullandı. AK Parti 2023 seçimleri için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yol haritasını belirledi. Süreç yeni dil, yeni söylem politikasıyla işleyecek. AK Parti her zaman olduğu gibi 2023 seçimlerine en hazırlıklı giren parti olmak istiyor. Bunun için Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalara start verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncelikli olarak kampanyayı yürütecek şirketlerin belirlenmesini istedi. Bu kapsamda iki şirket sunum yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunları beğendiği ve seçim kampanyasını iki şirketle yürütmeyi planladığı belirtildi. Şirketler sık sık sunumlar yaparak önerilerini ortaya koymaya devam edecek. Şirketler çalışmalarını sürdürürken parti içinde de toplantılar başladı. Kurmaylar yeni bir dil ve söylem kurulması üzerine talimatlar veriyor. Dış politikadaki başarının ön plana çıkarılması istenirken artan fiyatlar için atılan adımlar ve çözüm önerilerinin sık sık gündeme getirilmesi gerektiği belirtiliyor. Kampanyalar daha önce AK Parti'ye oy veren ancak şimdi kararsızlar grubunda olan seçmenlere yoğunlaşacak. Bu gruba net mesajlar verilecek. Hedef kitle içinde özellikle gençler ve Kürt kökenli seçmen yer alıyor. Bir çığırsın. Muhtar maaşlarına zam yapılacak. Faizsiz konut şirketlerinin tasfiyesinden dolayı alacaklı olanlara yeni bir yol haritası sunulacak. Meclis Genel Kurulu bu hafta ekonomiyle ilgili düzenleme için mesai yapacak. Teklifin tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. Düzenleme kabul edilirse muhtar maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılacak. Böylece 50 binden fazla muhtarın maaşında 780 lira artış yapılmış olacak. Teklifle faizsiz konut satışı yapan şirketlerin tasfiyesiyle oluşan mağduriyetler de son bulacak. O şirketlerde paraları bulunan yaklaşık 50 bin kişiye iki seçenek sunulacak. Alacaklılar isterlerse faaliyetlerine devam eden diğer firmalara geçebilecek. Bu süreçte alacaklıların hakları korunacak. Sistemde kalmak istemeyenlere ise TMSF tarafından paraları geri ödenecek. Teklifle vergi usul kanunundaki kaçakçılık suçuna etkin pişmanlık hükmü de eklenecek. Finans sektöründe kurumlar vergisi %25 olarak uygulanacak. Özel sektör kuruluşlarında hekimlik yapanlar serbest meslek kazancıyla vergilendirilecek. Haftalık grup toplantıları da devam edecek. Siyasi parti liderleri milletvekillerine hitap edecek. Teklifin tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Geçtiğimiz haftalarda Karadeniz açıklarında mayın görüldüğü büyük panik korkuya neden oldu. Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı önlemlerini aldı, mayın temizliği görüntülerini paylaştı. Ukrayna, Rus savaş gemilerini durdurabilmek için Odessa'dan Karadeniz'e mayınlar bırakmıştı. İddiaya göre o mayınlar fırtınanın etkisiyle çıpalardan kurtulduğu İstanbul Boğazı'na kadar sürüklendi. Türk karasularına kadar gelen mayınların tehdidine karşı Milli Savunma Bakanlığı önlemlerini en üst seviyede tutuyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı titizlikle çalışıyor, Karadeniz'i güvenli hale getirebilmek için tespit ve teşhis çalışmalarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı deniz kuvvetlerinin aldığı önlemlerin görüntülerini paylaştı. Deniz karakol uçağı, helikopter ve İHA havadan mayınları gözetliyor, denizden avlama gemisi ve karakol gemileri destek sağlıyor. İnsansız sualtı araçları mayınla mücadelede önemli görevler üstlenirken, mayınların tespitinde hafif otonom sualtı cihazı da kullanılıyor. Tespitinin ardındansa imha görevi için sıra SAS timlerine geliyor. Mayının tespit edildiği bölgenin özelliğine göre gemiden veya helikopterden indirilen timler emniyeti sağladıktan sonra mayınlar imha ediliyor. Yemeklerini yaptı, türkülerine eşlik etti. Yakutiye Belediye Başkanı Doktor Mahmut Uçar, Ramazan ayının ilk iftarını üniversite öğrencileriyle yaptı. Elinde Ramazan pideleriyle çaldı gençlerin kapısını. Vakit çok geçmeden de yemek yapmaya başladı. Çok kalmadı. Değil mi? O zaman hemen yemek. Siz anlaşılan aşçılığınız da kuvvetli değil ben o kadar. Hadi beraber gelin bakalım. O sırada bir de türkülere eşlik etti. Başkan Uçar kıyma ve makarna yaparken gençler de sofrayı hazırladı. Siz de birileriniz de sofraya artık şeyleri koyun. Tabak işini koyun. Amacınız siz sadece yiyici. Keyifli bir sohbet eşliğinde iftarlar yapıldı. Sonrasında bir güzel de çaylar içildi. Buyurun afiyet olsun diyelim. Evet, sofranın ana menüsünde bulunan yemeğimiz çok leziz görünüyor. Başkanım çok güzel olmuş, elinize sağlık. Afiyet olsun. Hakikaten. Ben de beğendim. Çok iyi olmuş. Çok güzel olmuş, elinize sağlık. Ben de beğendim, hadi bakalım. 20 yıl önce öğrenci evini biliyorum, 25 yıl oldu. Değişen bir şey olmamış. Burada bir önce çay sonrası ise müsaade istedi Başkan Uçar. Evet arkadaşlar, biz yavaş yavaş müsaade isteyelim. Sizlerle hakikaten bir kitle olmak için mutlu oldum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Balıkesir Spor'la karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Balıkesir Spor kozlarını paylaştı. Mavi beyazlı ekip Balıkesir Spor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un gollerini 11, 27 ve 64. dakikalarda Auron Olanare, 46. dakikada Mücahit Albayrak ve 52. dakikada Eren Tozlu kaydetti. Böylece playoff mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor son sırada yer alan Balıkesir Spor'u deplasmanda mağlup ederek 6 hafta sonra kazandı. 44 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor hanesine Balıkesir deplasmanından 3 puan daha yazdırdı. Mavi beyazlı ekip galibiyetin ardından 47 puana ulaştı, 5. sıraya yükseldi. Ligin dibine adeta demir atan Balıkesir Spor ise 11 puanla son sırada kaldı. Dadaşlar sevinçlerini sosyal medya hesaplarında yeniden zafere diyerek kutladı. Gelecek hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor Bolu Spor'a konuk olacak. Tüketicinin yanındayım dedi, maliyetine satış akımı başlattı. Fırsatçılara inat, toptan fiyatının altında yumurta satıyor. Bütün fırsatçılar da Ramazan ayında, genellikle de Ramazan ayında böyle atağa kalkarlar ama bizler buna inat, devletimizin ve tüketicinin yanında
bulunduğumuzu belli etmek için bir akım başlatıyoruz bizler de. Özhan Ceylan Erzurum'un Azizye ilçesinde yaşıyor. Kendine ait yumurta tesisinde hem üretiyor hem de satıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte de maliyetine satış yapma kararı aldı. Artan ham madde fiyatlarına rağmen vatandaşın yanındayım dedi. Bizim maliyetlerimiz çok yüksek ama biz buna bir kar marjı koymayacağız. Satışlarımızı maliyetine satış yapacağız ki tüketicimiz de yararlansın. Bir de biliyorsunuz Ramazan. Kampanya Ramazan ayı boyunca geçerli olacak. İhtiyacı olan herkes ucuz yumurta alabilecek. Yumurtanın koli fiyatları 40 liradan başlıyor. Toptan fiyatının altında satışa sunuluyor. Üreticiden direkt tüketiciye ulaştırmaya çalışacağız. Erzurumlu yumurtacı sergilediği bu davranışla gönüllerde taht kurarken vatandaş maliyetine yumurta için sıraya girdi. Tandırlar yakıldı, kete yapımına başlandı. Doğu Anadolu'da sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan kete, kavrulmuş un ve yağlı hamurdan yapılıyor. Tok tutması nedeniyle özellikle sahur sofralarından eksik olmuyor. Bu yüzden Ramazan ayında da oldukça talep görüyor. Erzincan'da kete üreticileri yoğun talebe yetişmeye çalışıyor. Bu vesileyle Ramazan'da talep çok olduğu için vardiya sistemini uyguladık. Gerek il içinde gerek il dışında talep üzerine göndermeye yetiştirmeye çalışıyoruz. Peki bu mükemmel lezzet nasıl yapılıyor? Akşamdan yoğuruyoruz, süt, yağ, tuz, mayasını koyuyoruz, kütlüyoruz. Kütledikten sonra sabah gelip açıyoruz. Açtıktan sonra hazır bir vaziyette ön kısımda tandır ekmeğimiz çıkıyor. Peşine de ketemizi vuruyoruz ki sakin tandırda keteme çıksın ki şey olmasın, haşlak olmasın. Daha pişkeli olsun. Tandır ketesinin bir de çeşitleri var. Cevizli çıkarıyoruz, içli çıkarıyoruz, sade çıkarıyoruz. İsteğe göre kete çıkarıyoruz. Gümüşhane'de mezarlıkta kıble tartışması yaşanıyor. Şehrin en büyük mezarlıklarından olan Emirler Mezarlığı'nda bazı mezarların yüzlerinin kıbleye dönmediği ortaya çıktı. İçerisinde şehit mezarlarının da bulunduğu mezarlık alanlarının zamanla dolması ve cenazelerinin defnedileceği alanın sınırlı olması nedeniyle mezarlıkların gelişi güzel yerleştirildiği ortaya çıktı. Haberi alan vatandaşlarsa yakınlarının mezarlarını pusulalarla kontrol etti. Farklı. Farklı. La onlara yapılacak bir şey var mı? Yok. Vallahi bu saatten sonra yapılacak herhangi bir şey yok. Yapılan yapılmış. Ha bundan sonrası için yapılacak. Evet, doğru kıbleyi bulmak. Mezarlıkta çekilen drone görüntüleri ise gerçeği bir kez daha ortaya koydu. Vallahi o hususta ben bir şey diyemem. Onu hoca diyecek. Yani ona fetva verecek olan imamlar, ben bir şey diyemem o hususta ama. Hani bunu vefat etmiş insanlarımızı, ölülerimizi rahatsız eder mi? O da ayrı bir soru. Danışmak lazım. Herkesin isteği mezarların usullere uygun şekilde düzenlenmesi. Hani bizimkilerin şimdi ölmüş geçmişlerimiz mezarlıkları falan yapıldı ama yeni mezarlığa hani gelecek olan vefat etmiş insanlar için biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Güne kadar olan en azından yanlışlarımız bundan sonra olmasa da mezarlıklarımız kıbleye gelirse çok memnunuz. Su altında kalacak olan Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde üst yapı çalışmaları 4 ayrı bölgede sürüyor. Tamamlanan konutlar 4 Nisan'da hak sahiplerine teslim edilecek. Yusufeli Barajı için çalışmalar hız kesmiyor. Türkiye'nin mega projesi çok yakında hayata geçmiş olacak. Diğer yandan tarihi boyunca 7. kez su altında kalacak olan Yusufeli için de yeni yerleşim yerinin inşasında sona gelindi. Çalışmalar 4 etap şeklinde yapılıyor. Merkezde 2698 hak sahibi için ev inşa ediliyor.
Baraj altında kalacak köyler için de 520 konut ve 2 ticaret, 27 sosyal merkez kuruluyor. Hükümet konağı, hastane, okul gibi devlet kurumlarının yapımları tamamlandı. Konut ve iş yerlerinin yapımlarında ise sona gelindi. 2698 hak sahibi için kura çekimi tarihi de netleşti. Kuralar 4 Nisan'da çekilecek. Bu çınar ağacı yaklaşık 350 yaşında. Üzerinde Arapça harflerle Allah lafzı bulunuyor. O dev çınar ağacı mistik anıt ağacı olarak tescillendi. Bartın'ın Ulus ilçesinde bulunan ve yaklaşık 350 yaşında olan bu çınar ağacı Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nca mistik anıt ağacı olarak tescillendi. Ve de olduğunu tescil ettikleri için de biz ayrıca bu Ramazan ayında mutlu olduk efendim. İlçeye bağlı Köklü Köyü muhtarı Hayri Açıkgöz, geçen yıl mezarlığın içerisindeki Esedede Türbesi'nin tarihi bir değere sahip olup olmadığını öğrenmek için Bartın Valiliğine başvurdu. İncelemeler sırasında hemen yakınında bulunan çınar ağacının gövdesinde Arapça harflerle yazılı Allah lafzı dikkatleri çekti. Durumun bildirilmesi üzerine inceleme başlatan Karabük Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu, yaklaşık 350 yaşındaki ağacı mistik anıt ağaç olarak tescilledi. Raporda türbenin yanındaki bu ağaçla ilgili mistik bir inanış bulunduğu belirtildi. Tartıştığı eşini kurşuna dizdi, kendisine engel olmak isteyen çocuklarına bile acımadı. Aile katliamı kan dondurdu. Feci olay Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşandı. Uyuşturucu madde kullanan ve etkisinde olan şahıs eşiyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma giderek alevlenince bu kez kurşunlar konuştu. Cani eş eline pompalı tüfeği aldığı eşini ateş etmeye başladı. O sırada evde olan oğlu ve kızı olaya müdahale etmek istedi ama gözü dönmüş baba onlara bile acımadı. Önce kızını sonra oğlunu acımasızca vurdu, kurşun yağmuruna tuttu. Çocuklardan biri evden kaçmayı başardı, diğeri yaralandı. Anne ve küçük oğluysa onlar kadar şanslı değildi. 4 kişilik ailede 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Akça ailesinden haber alamayan komşuları jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaptığı kontrolde anne ile oğlu ölü, babayla kız çocuğu yaralı halde bulundu. Anne ve en küçük oğlunun cansız bedenleri sağlık ekiplerince morga kaldırılırken yaralanan baba ve kızı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yargıtay, eve geç saatlerde giden kocayı tam kusurlu bulduğu, rahatsızlanan eşini hastaneye götürmeyen kocanın manevi tazminat ödemesine hükmetti. Geçimsizlik yaşayan genç çift karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme kadının davasını kabul etti. Davalı erkek kadının davasının kabulünü, kendi davasının reddini, maddi tazminatı ve tedbir nafakasını kararını temyiz etti. Buna karşılık Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Eve geç gelen kocanın tam kusurlu olduğuna hükmeden Yargıtay, rahatsızlanan eşini hastaneye götürmeyen kocanın da tazminat ödemesi gerektiğine dikkat çekti. Kararda ayrıca erkeğin eviyle ilgilenmeme ve evinin ihtiyaçlarını karşılamama şeklindeki davranışları da tam kusurlu sayıldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü patlamayla sarsıldı. Bir kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Patlama bir eğlence mekanında oldu. Gece geç saatlerdeki patlamanın ardından yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Azerbaycan Sağlık Bakanlığı patlamada bir kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını duyurdu. Patlama dolayısıyla eğlence mekanının bulunduğu binadaki diğer daireler ve yakınlarındaki araçlar da zarar gördü. İlk incelemelerde patlamanın doğalgaz sızıntısı kaynaklı olduğu tespit edildi.
Türk Dışişleri Bakanlığı da Bakü'deki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Askere düşmanlık, düşmana askerlik. Şu sivillere